Merhaba sevgili Pokemon severler. PG Sharp'ın yeni özelliğini tanıtmak için sizlerle birlikteyim. Sitesindeki yeni güncelleme, yeni sürümü, beta sürümü olarak verilen, hemen sürümü sayısına da bakalım. 1.67.4. Bu sürümü indirip kurduğunuzda yeni bir özellikle karşılaşıyorsunuz. Bu da Feeds özelliği. Şuradan isimleri de gösterelim. Sadece ikonlar değil, isimler de görünsün. Feeds özelliğine gelen yeni bir özellik. Bunu açıyoruz. Daha önce Pokemon ve Raid olarak Feeds özelliği vardı. Şimdi Quest, yani görev. Pokestop çevirdiğimizde bir görev alıyoruz ya, bununla ilgili istediğimiz görevi filtreleyip o göreve gidebiliyoruz. Hangi Pokestop'ta hangi görev var, bunu görebiliyoruz. Bu özellik eklenmiş beta olarak şu an deneme aşamasında, ancak çalışıyor. Ben Stardust görevlerini ekledim. Sanıyorum ki ücretsiz sürümlerde de default, aynı şu Pokemon'daki gibi 100 IV listesi, ücretsiz sürüm kullanıyorsanız ekleme yapamıyorsunuz şu artıdan. Sadece 100 IV kullanabiliyorsunuz. Bunda da Quest'te de default olarak verilen filtreyi sadece kullanabiliyorsunuz diye düşünüyorum. Ücretsiz sürümde görmedim, denemedim henüz. Ama benimki ücretli sürüm olduğu için burada ekleme yapabiliyorum. Sağ üstte artıya tıkladığımızda bakalım hangi görevler görünüyormuş. Reward en karşısında, Balbazar en üstte görünüyor. Buraya tıkladığımızda Pokestop'tan hangi görevi, yani ödülü ne olan görev almak istiyoruz. Burada yani o görevin ödülleri var. Neye sahip olmak istiyorsak buradan seçiyoruz. Burada Pokemon'lar var. Pokemon listesi. İşte dönem dönem değişiyor bu ödüllerde. Muhtemelen onlar değiştiğinde burada da değişecek. Bakın Spinda. Daha sonra ne var? Mesela doğada bulunmayan Pokemon'lar. Onlara bakalım. Spinda doğada bulunmuyor. Sadece görevle elde edebiliyorsunuz. Onu seçebilirsiniz. Başka ne varmış bakalım. Başka yok şu an. Spinda'yı seçtik. Yanda item, ne item olarak işte şeker, nadir şeker, 3, 1, poke topu, süper top, ultra top, raz meyvesi, pinap meyvesi, puffin. Bunu alabileceğiniz görevleri görmek isterseniz bunlardan birini seçiyorsunuz. Çoklu seçme özelliği yok. Tek seçebiliyorsunuz. Ayrıca atıyorum Pokemon'dan birini seçtiyseniz, Spinda'yı seçtim mesela. Şu an tabi seçim kayboldu. Yani tüm bunların hepsinden bir tane seçebiliyorsunuz. İleride bunu da geliştireceklerini düşünüyorum. Birden fazla da seçme imkanı olacaktır. Şu an için bir tane. Spinda diyelim. Hepsine bir göz atalım, sonra Spinda'yı seçelim. İtemlerde de bunlar var. Stardust'ta da 1000'lik, 1500'lük, 200'lük, 500'lük şeklinde 4 seçenek. Mega enerji, bunlar da biliyorsunuz Pokemon'ları mega evrime geçirmek için kullanılan taşlar var. Bu taşlar eğer yetersizse buradan da bunları seçip o görevlere bakabilirsiniz. Şu an bir Spinda'ya bakalım. Nerede bu? Tabi soğut, bana dikkat etmeniz gerekiyor. Spinda'yı seçtim, tamam dedim sol üstte. Spinda seçildi. Uzaklık önemli değil. Seçebilirsiniz veya size yakın olan Salt Band'daysanız eğer, ben birkaç dakika önce oynamıştım. Sydney'deyim şu an. Yeni güne girdim. Daha fazla uzaklaşmamak adına 10 km çapındaki görev, Spinda görevi veren Pokestop'ları filtrelesin istiyorum. Süreye göre mi, işte uzaklığa göre mi diyor. Bu çok fark etmiyor. Uzaklık dersen 80 oluyor en fazla. Zamana göre dersen de buradan işte 10 kilometre ayarlayabiliyorsun. 80 makuldür. Distancia'ya göre diyelim 80 olsun. İsim verebiliyorsunuz. Spinda. Ben vermedim. New filter olarak geldi. Daha sonra düzenlemek isterseniz, değiştirmek isterseniz kalem işaretine tıkladığınızda düzenlemeye tekrar geçebiliyorsunuz. Stardust'lara bir bakalım önce. Bakın 1 kilometre uzaklıkta
1500'lük ödüllü bir Stardust varmış. Görevde neymiş hemen yazıyor altında. Bir ejderha türü Pokemon yakalayın. Onun altında 1500'lük bir Ditto yakalayın. Biz şimdi Spinda'ya bakalım. Yakında varmış. Ard arda 5 süper falsolu atış yapın. Görevi 1 dakika uzaklıktaymış. Hemen buna tıklayalım. Teleport diyelim. Oraya gidelim. Bakın hemen geldi Pokestop'a. Tabi bunu yapmadan önce, çevirmeden önce görev alanınızın boş olduğundan emin olun. Bakın şurada Pokemon'u 3 kez güçlendir top verecekmiş. Sildim. 5 Pokemon yakala bunu verecekmiş. Sildim. Pokemon yakalarken 5 narat meyvesi kullan. Ödül hangi Pokemon bilmiyorum. Sildim. Şurada hazır almış olduğum bir ödül var. Bunu alayım. Pokemon bakalım neymiş. Daha sonra Pokestop'u çevireceğim. Snapple. Evet, şimdi Pokestop'u çevireceğim. Görev alanı boş. Bakalım hangi görev gelecek. Gerçekten Spinda gelecek mi? Ağlarda 5 süper. Evet. Buradaki görev aynı yazdığı gibi geldi. Hemen yakında 1 dakikalık Salt Band'a 1 kilometre uzaklıkta bir tane daha Spinda varmış. Buna da gidelim. Şimdi aynı görev olduğu için 3'ünü de tamamlayıp 3 liste yapacağım. 5 tane attığımda da 3'ü tamamlanmış olacak. Böylece Spinda'yı da almış olacağız. PG Sharp'ın son zamanlarda yaptığı gerçi bütün güncellemeler çok iyi de bu da gayet iyi, başarılı bir güncelleme olmuş. Aradığınız görev varsa, Stardust ihtiyacınız varsa Stardust kasmak için hangi Pokestop'larda Stardust ödülü var onları görebilirsiniz. Böylelikle hızlıca Stardust da toplamış olursunuz. İstediğiniz bir Pokemon varsa veya bir item varsa ona göre gidip o Pokestop'tan o görevi alabilirsiniz. Kısa bir sohbam vardı. Bitti. Çevirdim tekrar. Bakalım. Geldi mi görev? Evet. Arda arda 5. Hemen 3. spinde'ye bakalım. O da 940 metre diyor. 820 metre. Bu daha yakın. Buna gidelim. 10 saniyelik kısa bir sohbam var. Bunu da bekledikten sonra 3. görevi de alalım. En fazla 3 görev alabiliyoruz. Bu yüzden 3'e tamamladıktan sonra bu görevleri yapacağım. Ve ödül Pokemon'unu alacağım, Spinda'yı. Soğutman bitti ama işte böyle birkaç saniyelik bekleme, gecikme olabiliyor. Evet bakalım. Tamam. 5 süper falsolu atış. Süper falsolu zaten ayarlarda süper falsolu seçili. İşte süper dediği nice. Süper grid mi oluyor yoksa? Nice. Her neyse. Ben excellent atıyorum zaten. Mükemmel atış yapıyorum. Falsolu da kuru ve bol demek oluyor. Seçili. Yani bütün atışlarım bu şekilde olacak. Ücretsiz sürümde de bunu ayarlayabiliyorsunuz atışları. Ama ücretsiz sürümde şu var. Ücretli sürümde topu başka yere de atsanız onu yakalamış sayıyor. Ücretsiz sürümde topu üzerine denk getirmeniz gerekiyor Pokemon'un. Bu fark var sadece atışlarda. Hemen 5 tane normal Pokemon yakalayayım ve ödülleri alayım Spinda'yı. Bakalım gerçekten Spinda mı çıkacak? Tam yürüyecektim. Bir tane Pokemon daha geldi. Ama o da kayboldu. Zaten yakaladığım Pokemon'muş. Bazen böyle hata oluyor. Evet, 5. Pokemon da yakaladım. Hemen bakalım Spinda'lara. Gördüğünüz gibi Spinda ismini gördüm. Kendisini de gördüm. Spinda gelmiş oldu. Evet, PG Sharp'ın yeni güncellemesiyle hangi Pokestop'ta hangi görev var, hangi ödüllü görev var bunu görüp gidip istediğiniz ödüllü görevi alabiliyorsunuz. Ama tekrar hatırlatayım. Görev alanınızın boş olması gerekiyor. 3 tane alabiliyorsunuz. En üstteki
sayılmaz. En üstteki hariç, en üstteki görev tarayın. Hani bu bir pokestopu doğrulama görevi. Bu hariç 3 tane görev alabiliyorsunuz. Bu alanın boş olmasına dikkat edin. PG Sharp'ın yeni güncellemesiyle ilgili anlatacaklarım bu kadar. Bu özellikle ilgili ya da genel PG Sharp ile ilgili bir sorunuz olursa yorum kısmına yazın. Elimden geldiğince cevap vermeye çalışacağım. Herkese teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. İyi oyunlar diliyorum. Hoşça kalın.